Herkese merhabalar. Bugün Alanya'nın Alarahan bölgesindeyiz. Alara Çayı, Alarahan Köyü ve Alara Kalesi'nin bulunduğu kısımdayız. Kısa bir tur yapacağız. Hem size bazı bilgiler hem de çok güzel görüntüler vermeye çalışacağım. Herkese iyi seyirler diyelim. Arkadaşlar şu anda Alara Çayı'nın kenarından Alara Kalesi'ne doğru bir yürüyüş gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 1-2 kilometrelik bir yürüyüş olacak bu. Doğa içerisi, orman alan, taşlı, kayalık, kumsal, birçok şeyin içerisinde barındığı bir kısım burası. Kaleye giderken birçok yerde çayın kenarına ineceğim. Çünkü burada piknik alanları, kamp alanları, işte ne bileyim günlük gelip işte çaya girip vakit geçirebileceğiniz alanlar çok fazla. Şimdi öncelikle bir tanesine giriş yapalım buradan. Buranın girişi hiçbir şekilde ücretli değil. Normal geliyorsunuz, aracınızı park edip ya da ne şekilde geldiyseniz normal buralara giriş yapabiliyorsunuz. Daha öncesinde de gelenler olmuş. Şuradaki pet şişeyi görürseniz zaten. Alanımız böyle bir yer, ilk alan. Biraz daha uç kısımlara doğru götüreyim sizi. Daha fazla belli olacaktır manzarası. Bu şekilde yani bulunduğumuz alana yani buralardan zaten çaya giriş yapılıyor. Kum bir alan şu an gezdiğim yer. Daha ilerilerde daha sık bir bitki örtüsüyle karşılaşacağız. Keza yine aynı şekilde burası da çok güzel bir yer. Ve hani bataklık değil burası. Girince içerisi kum. Yani ileriden akıp bütün kum şeyi burada birikiyor tahminim. Karşı tarafta restoranlar var. Sabah kahvaltısı ve daha sonrasındaki yemek giderleri için burayı kullanan insanlar var. Fiyatlarını da 3 aşağı 5 yukarı vereceğim birazdan. Aynı şekilde devam edelim artık. Bu kısım artık kamp yapma alanına doğru gidiyor. Şimdi arkadaşlar, şu karşıda görmüş olduğunuz yer Alara Kalesi. Kale aşağı yukarı 3 kısımdan oluşuyor. İlk kısım şurada görmüş olduğunuz alan. Daha sonrasında biraz daha üstte bir alan var. En üstte de zirvesi görünüyor. Orada bir Türk bayrağı var ama çok fazla göründüğünü düşünmüyorum kamerada. Bu kale hakkında da birazcık bilgiler vereceğim size. Şu anda yaklaşık ilk bulunduğum alandan 1,5 kilometre yürüdüm. Bu görmüş olduğunuz bütün kısımlardan çaya giriş yapabiliyorsunuz. Su hiçbir şekilde pis değil arkadaşlar ve buraya akan herhangi bir şey yok. Ne diyorlar? Bir kanalizasyon tarzı bir şey yok. Hatta buradaki suyu içiyorlar. Suyun ilk geliş noktasını gördüğünüzde siz de
anlayacaksınız nereden geldiğini, ne kadar temiz olduğunu. Zaten dağdan geliyor su ama son derece temiz bir su. Buradaki işletmelerin hepsi bu suyu kullanıyor diye biliyorum. Burada böyle değişik bir şey var ama nedir bilemedim. Nedir bilmiyorum. Evet, yolumuz böyle. Kum, taş, çiçek, böcek, ağaç, çalı, çırpı ne ararsanız var. Sanırım burada birileri var. Bir insan sesi gibi bir şey geldi. Şurada bir kaplumbağa var. Takılmış mı? Yok, suya atladı. Rus turistler var. Rus turistlerin sesleri geliyor. Onlara sokağa çıkmak yasak değil. Bizimkilere yasak. Tekrardan. Burada da böyle bir alan var arkadaşlar. Burada zaten birileri kuru ağaç dalı kamp için bir şeyler toplamışlar ama henüz yakmamışlar. Kışın bu demirleri kenara çekiyorlar çünkü kışın buranın suyu oldukça şiddetli ve yüksek seviyede akıyor. O yüzden burayı komple boşaltıyorlar. Normalde burada bir alan var. Bunların hepsi işte çardaklar kurulu oluyor. Normalde de burada bir tane şerit oluyor. Üzerinde ahşap döşenmiş halde işte sıra sıra bu çardakları yerleştiriyorlar. Herkes suyun üzerinde kahvaltı yapıyor serin bir şekilde. Bu karşıdaki işletmelerde burada sanırım 5 veya 6 tane var. Aşağı yukarı fiyatları hepsinin aynı. Zaten şu anda ufak ufak açıyorlar buraları da. Şöyle söyleyeyim, bu işletmelerin ortalama 2 kişilik serpme kahvaltısı, yanında işte bir demlik çay veriyorlar. 2 kişi 100-150 lira arası, 4 kişi çıktığında 200-250 lira arası. Tabii ekstra isteyeceğiniz şeyler olur mu olmaz mı, ona göre fiyat değişiyor. Eğer çok şeyseniz, hani buraya sürekli gelen tanıdık biriyseniz, kahvaltınızı dışarıdan alıyorsunuz, getiriyorsunuz. Sadece çay mesela, çay parası ve çardak parası 50 lira veriyorsunuz. Bütün gün burada takılabiliyorsunuz. Buraya gelip normal siz de böyle bir kahvaltı tarzında bir şey yapıp daha sonrasında kaleyi gezebilirsiniz. Yalnız kalenin çıkışı çok kolay değil. Hatta tırmanarak çıkılıyor diyebilirim kaleye. Kale şu anda burada. İyice geldim. Artık yani kalenin içerisine bulunduğu alana girmem aşağı yukarı 100-150 metre var. Ama çayı geçmem gerekiyor. Çayı da şu anda buradan geçemeyeceğim çünkü dediğim gibi ayağımda bot var. Şu anda yılanların falan bol olduğu bir alan burası. Hatta gelirken 2 tane gördüm. Şu ileride köylülerin yapmış olduğu çardaklar var. Aslında en güzel mevki orası. Şu anda oraya doğru gidiyorum. Orası tabii ki ücretsiz. Hani köylü de kimseye şey yapmıyor. Niye geldin, çık yerimden falan demiyor yani. Geçip kahvaltınızı burada da yapabilirsiniz. Burada da gayet güzel bir manzara var. Hatta bana kalırsa buranın en güzel manzarası. Of, çok güzel. İnanılmaz serin şu anda. Karşı tarafta da kale yolunda yürüyenler var. Tabii biliyorlarsa kaleye tırmanabilirler. Eğer bilmiyorlarsa çok fazla yapabilecekleri bir şey yok. Geri dönecekler. Turist bunlar. Şöyle göstereyim. Manzarası bu arkadaşlar.
Şöyle ileri kısmına doğru gidelim. İşte bahsettiğim alan burası arkadaşlar. Bence çayın en güzel noktalarından birisi burası. Buraya gelmenin iki tane yolu var arkadaşlar. Birisi az önce benim geldiğim yol. Diğeri de az önce turistleri gösterdiğim yer vardı ya. Şu kısımdan gelip şuradan yukarıya doğru çıkıyorsunuz. Daha sonrasında şuradan aşağıya doğru bir iniş var. Kayalardan merdiven gibi yapmışlar. Şu alana iniyor. Şu alana indikten sonra buranın arka tarafı var. Oraya geçip geçmemekte şu an kararsızım. Çünkü tekrardan aynı yolu geri gidip bir de o taraftan buraya gelmem gerekecek. Vakit kalırsa belki yaparım, bilmiyorum. Çünkü çok sıcak hava. Buraya daha öncesinde birkaç arkadaşım da gelmişti. Onlar buraya bayılmıştı. Hatta şu karşı taraftaki çiçekli ağaç mı diyeyim artık neyse, onun arka tarafında kamp yapmıştık. 2 gün kadar burada kaldık. Gayet son derece güzel, sessiz, sakin. Çok fazla bir yabani hayvan da yok. Çam ağaçlarından dolayı, yani ormanın yükselmesinden dolayı şu anda alt taraftan çok bariz bir şekilde görünmüyor. Ama şu kısımlarda falan kalenin surları, duvarlarını görebilirsiniz. Duvarları moloz ve demirle inşa edilmiş. Kalenin yapımı 1200'lü yılların başında 1. Sultan Alaaddin Keykubat tarafından yapıldığı ileriki zamanlarda ortaya çıkmış. Daha öncesinde burası İpek Yolu olarak geçiyormuş. Yani kervansaraylar kullanıyormuş bu yolu. Burası Kültür Turizm Bakanlığı tarafından korunaklı bir yer değil. O yüzden çok fazla defineci ya da böyle tarihi eser kaçakçısı buralara zamanında akın edip her yeri kazmışlar. İçerisinde bulunan 2 tane kitabeden bir tanesini çalmışlar. Diğerine de çok yüksek derecede zarar vermişler. Şimdi arkadaşlar, kalenin yolu bu şekilde. Şimdi size zor bir yol demiştim ama diyeceksiniz ki bunun neresi zor? Birazdan zorlu yolu göstereceğim. Buralarda bir şey yok. Normal yürüyüş yolu. Size sadece kalenin yukarısına çıkış tünelini göstereceğim. Çıkmayacağım. Çünkü çok sıcak. Ve oraya çıkacak vaktim gerçekten yok. Evet. Arkadaşlar burası. Buradaki tünele giriyorsunuz. İçeriye şöyle bir göstereyim. Buradaki tünele giriyorsunuz. Hatta bir gireyim, çıkacağım. Size ilerisini göstermek istediğim için giriyorum. Evet. Şu an ışıktan girdiğim için zaten hiçbir şey görünmüyor. Arkadaşlar bu yolu devam ediyorsunuz. Yaklaşık her bir basamak 40-45 santim var. Küçük görünüyor. Ama değil. Aşağı yukarı 200-300 basamaklı bir yer. Şu anda burası aydınlık. Neden aydınlık? Çünkü şurada böyle 2 adet alan var. Güneş girmesi için, hava girmesi için. Orayı da muhtemelen kuşlar falan kullanıyor. Yani buranın yukarısına çıkmak birazcık zor. Çıkılıyor mu? Tabii ki de çıkılıyor. Biz şimdi buradan tekrardan bir dışarıya çıkalım. Evet. Ya da dilerseniz bu yolu takip edip ileride bir tane daha bir bu ilk şey, bu ilk kısmın tüneli arkadaşlar. Bir de burayı dışarıdan çıkıp
Kemerin üzerinde yürümeniz gerekiyor. Kemerin üzerinde yürüdükten sonra da ikinci bir tünel var ama oraya mecburen girmeniz gerekiyor. Orada hiçbir şekilde ışık vesaire bir şey mevcut değil. Şurası az önce benim karşı tarafta bulunduğum yer. Şimdi sizi bir de buranın arka tarafına götüreceğim. Oranın da manzarasından sonra artık son bulacak, bugünlük bitiyor arkadaşlar. Evet. Arka tarafa gitmek için böyle kayalıklı bir alandan geçmek gerekiyor. Sıcaktan dolayı kayalıklar bayağı bir kaygan. Eğer geçemezsem kamerayı kapatacağım. Çünkü tek elimde kamera. Bir sıkıntı çıkmadan geçmeye çalışacağım. Zor bir yer değil. Sadece kayalar birazcık kayıyor. Bitirmiş olduk. Şimdi gelelim asıl güzel şeye, manzaraya. Bu kısım tam bir plaj. Her yer kum. Şimdi ileride büyük taşlık olan bir kısma geçeceğiz. Daha sonrasında orada da çok güzel bir alan var. Orayı da sizlere göstermek istiyorum. Şuranın güzelliğine bakar mısınız? Şu an şortum olsa atlayacağım suya. Şimdi arkadaşlar normalde şu tam küçük bir kaya gibi bir şey var şurada. Normalde o bayağı şöyle bir yatay. Onun üzerine yatıp güneşleniyordum. Bu kayaların da üstüne çıkıp yan taraflarından arka taraflarına doğru gidiyor. Buralar böyle tam bir kanyon havasında. Gayet güzel. Yani buralara da piknik alanı için kullanılabilir. Gölge alan var, güneş alan var. Ne yapmak istiyorsanız. Yukarıdan tekrardan şuradaki patika yola girip arka tarafa biraz gidebiliyorsunuz. Çok değil, 100-150 metre kadar. Ama yüzerek daha fazla gidebiliyorsunuz. Arkadaşlarınızla aktivite yapabileceğiniz çok güzel bir yer. Suyun yüksekliği fazla kayaların olduğu kısımlarda. Hani rahatlıkla atlanılabiliyor. Diğer kısımlarda daha sığ olan yerler de var. Daha derin yerler de var. Ama şu alanı son derece tavsiye edebilirim. İnanılmaz güzel. Buradaki su diğer taraftakinden biraz daha soğuk. Çünkü çayın ilk noktası burası arkadaşlar. Şimdi buradan bakayım. Evet aynen, buradaki su bildiğiniz çok soğuk. Yani şu an aslında tam olarak girmek istediğim su. Ama yanımda buraya girebilecek bir şey yok. Ağaç, rüzgar, su, doğa, tabiat, ne ararsanız her şey burada. Hoşça kalın.